yaban mersini görme zafiyeti. Özellikle de mesela bazı insanlarda sarı nokta hastalığı veya yaşa bağımlı makula hastalığı. Sarı nokta hastalığı nedir? Kişi mesela bir cisme baktığında etrafını görür, merkezi hı hı. göremez. Diyelim ki yüzünüze bakıyor. Evet. Yüzünüzü değil kulakları görür böyle bu şekilde yani bunu veya televizyona baktı, televizyonun ortasını görmez, kenarlarını görür. Buna makula veya sarı nokta hastalığı denir. İlla ki yaşlı insanlarda olacak diye bir şey yok, kaide yok. Genç yaşta da olabiliyor bazen nadiren. Mesela geçenlerde 25-26 yaşında genç böyle bir rahatsızlık bana geldi. Ama onunki henüz yeni böyle bulutlanma oluyor. Orta merkezi pek seçemiyor. İşte doktoru birçok ilaç vermiş, kortizon vesaire vesaire, fayda etmemiş. İnternetten araştırmış geldi. Deneyeceğiz dedim, bilmiyorum yani kesin garanti, şöyle iyileştiririz, böyle iyileştiririz vesaire demek yanlış. Bu yaban mersininin birleşiminde antosiyanidin denen etken maddeler var. Fakat meyvenin birleşimindeki etken madde %2,5-3. Meyveyi istediğiniz kadar yiyin, o kadar etkisi olmaz. Destilasyonla veya ekstraksiyonla elde edilen ekstresini kullanacaksınız. O zaman etkisi nedir? %100'dür. Her zaman dersiniz ekstra, damıtılmışı damıtılarak elde edilen olan... özü. Şimdi bu gence dedik, deneyeceğiz, bakacağız, göreceğiz. İksir, aloe vera jel, yaban mersini, ginkgo, damar çayı, enfeksiyon çayı vesaire takviye edici. Artı nar çekirdeği yağ. 6 hafta sonra geldi, dedi ki gözümün önünde artık böyle bulut dalgaları gibi dalgalanmalar yok. Rahat rahat görüyor. Problem çözüldü.